Herkesin yarım saat, bir saat video izlemeye sabrı veya vakti olmayabilir. O yüzden uzatmadan, lafı dolandırmadan, tekrar etmeden Kanada'ya gelmek için 5 güncel sebep. 1. Kanada'da Instagram çat diye kapanmaz. Çünkü kararları tek bir kişi oturduğu yerden alıp toplumun geri kalanına empoze etmeye çalışmaz. İyisiyle kötüsüyle, aksaklıklarıyla, kusurlarıyla, hatalarıyla işleyen demokratik bir düzen vardır. Demokratik kurumlar vardır. Yanlış karar alınabilir. Bundan olumsuz etkilenen insanlar olabilir. Fakat bunlara itiraz yolu açıktır. Tazminat yolu açıktır. Netice itibariyle bir kişi ben istedim oldu diye milyonların kullandığı bir iletişim aracını, platformu, eğlence aracını ne derseniz artık kapatıp 3 gün sonra kimsenin anlamadığı şekilde geri açmaz. 2. Sokak röportajında söylediğin bir şey nedeniyle gözaltına alınmazsın. İfade özgürlüğü vardır. Sadece kanunlarda yazmakla kalmaz. Gündelik uygulayabildiğin, gerçekten kullanabildiğin bir hakkındır. Hatta sokak röportajı şöyle dursun. Üstüne bilmem ne yaptığımın başbakanı diye, TUCK, Trudeau diye, bilmem ne yapayım Trudeau, bilmem ne yaptığımın Trudeau'su, artık nasıl yorumlamak istersen. Böyle tişörtler, posterler, bayraklar bastırıp, bunları alıp üstüne giyip eline geçirip, meclisin önünde sandalyeni, hoparlörünü kurup, düzenini alıp, çayını kahveni koyup bütün gününü orada geçirebilirsin. Ne polis, ne meclisin güvenliği, ne başka birisi seni oradan kış alamaz. Ha, bunu onaylıyorum anlamında söylemiyorum ama ifade özgürlüğü var ve insanlar bunu kullanıyor manasında söylüyorum. 3. Paran her geçen gün pul olmaz. Her geçen gün enflasyon karşısında ezilip iki büklüm olmaz. Kanada'da enflasyon yok. Kanada'da yaşam çok ucuz demiyorum. Tabii ki var ama dünyanın neresinde artık yaşam ucuz? Bu soruyu da size sormuş olayım. Burada kastım şu, düzgün bir mesleğin olduğu takdirde, düzenli çalıştığın takdirde insanlık onuruna yaraşır bir şekilde geçimini kazanıp yaşayabilirsin. Ayrıca yurt dışından bir yerden telefon aldığın zaman buraya getirdiğinde kimse senden yüzlerce binlerce dolar kayıt parası istemez. Veya Kanada dışından bir alışveriş yapmak yasak veya yasak olacak kadar neredeyse kısıtlanmış, ümüğüne çökülmüş değildir. Kimi zaman Kanada dışından bir şey aldığında gümrük vergisi bile ödemezsin. Kimi zaman gümrük vergisi ödersin ama zaten Kanada içinden de o malı alsaydın ödeyeceğine denk bir rakam ödersin. Yani astarı yüzünden pahalıya gelmez. 4. Sebat edip bu ülkede yaşayıp bir gün vatandaş olduğunda Kanada pasaportuyla dünyanın her yerine özgürce seyahat etmenin kapısını açmış olursun. Vize sıralarında işte evrak toplayarak, vize başvuru ücreti yaparak, vize reddi falan alarak böyle küçük düşürücü, acayip acayip muamelelere maruz kalmazsın. Veya sadece uçak biletini alıp atlayıp bir ülkeye gittiğinde ki gidebiliyorsun, Türk pasaportuyla bunu yapmak biraz zor. Kapıda, gümrükte niye geldin, nerede kalacaksın, ne yapacaksın, ahiret sorularına genelde tabi tutulmazsın. 3-5 formaliteden soruyu cevaplarsın. Herkesin cevapladığı gibi nereye gittiysen ülkeye neredeyse özgürce herhangi bir engel olmadan girer gezersin. 5. Yargılanmadan, kalıplara sokulmadan, toplum baskısı olmadan olduğun gibi istediğince kendi yaşamını sürebilirsin. Bunu ihlal eden, bunun aksi bir durum olduğunda da hakkını sonuna kadar arayabilirsin ve kimlerdensin, bakalım ocu musun, bucu musun diye neci olduğuna göre ayrı veya farklı bir muameleye tabi tutulmazsın. Kanun önünde herkesle eşit olursun. Haklıysan hakkını alırsın, haksızsan cezanı alırsın. Genelde daha uzun anlatıyorum. Bu sefer çok kısa anlatmaya çalıştım. Umarım demek istediğimi aktarabilmişimdir. Çok mu Kanada güzelledim? Çok mu Kanada övdüm? Veya yeterince övmedim mi? Abarttım mı? Toz pembe mi anlattım? Burası böyle değil mi? Herkes buradan kaçıyor mu? Herkes buraya mı kaçıyor? Görüşleriniz varsa, yorumlarınız, sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.